ona da hukuka uygun muamele yapılmasını istiyorum. Türkiye başka türlü olmaz. Türkiye Türkiye mutlak anlamda hukuk devleti olacak. Diyorlar ki efendim saygın kişiler sorgulandı. Suç işlediyse sorgulanacak. Saygın kişi. Yani çoban işlerse suçu o saygın değil. Ya da çobana muamelenin her türlüsü yapılır da gazeteciye yapılmaz diye bir şey yok. Yani benim söylediğim şu. Cumhurbaşkanından çobanına kadar herkes adalet karşısında eşit olacak. Adalet herkese dokunacak. Ama adalet herkese dokunurken hukuka uygun davranacak. Benim söylediğim bu. Şimdi değerli arkadaşlar, kimseyi peşin olarak kahraman ilan etmeyeceğiz. Kimseyi peşin olarak suçlu ilan etmeyeceğiz. Onun için Ergenekon davasında yargıya intikal etmiş bir konudur. Biz onları topyekun ne suçlu sayıyoruz ne kahraman sayıyoruz. Hukukun sonunun beklenmesi lazımdır diyoruz. Bir partiye dava açıldı. Bundan dolayı bir savcıyı elimiz alıp işte her türlü hakareti yapacak değiliz. Çünkü savcının önüne konmuş olan kitap var. O da diyor ki ben kitaba göre davranıyorum diyor. Demek ki ne yapılması lazımdı? Maalesef benim dediğime gelmiyor. 93 yılından bu tarafa siyasi partiler yasasını değiştirin, seçim kanunu değiştirin, dokunulmazlığı kaldırın. Vatandaşın tercih kullanarak kendi milletvekilini seçmesine imkan verin. Cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağlayın. Demiyor muyum ben? Diyorum. Keşke bunları zamanında yapsalardı. Geçen iktidarlar yapmadığı gibi bu iktidar da yapmadı. Bakın şimdi anayasayı değiştireceğiz diyorlar. Eğer muhalefeti de yanına alarak anayasayı değiştirirse mesele yok. Ama almadan değiştirirse korkarım ki Türkiye çok daha ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktır. Keşke bugün anayasayı değiştirmek isteyenler bu yasal değişmeleri 3 yıl önce yapmış olsalardı. Daha doğru olmaz mıydı? Keşke bunu yapsalardı. E ama imkan yoktu. Vardı imkan. Bak şimdi nasıl yapacaklar? Yani illa bana dokununca demokrasi aklıma gelmemeli. Bana dokunduğu zaman insan haklı aklıma gelmemeli. Kimin işine yarayacağını hiç düşünmeden Türkiye'nin işine yarayacak yasalar çıkartmalıyız. Keşke bunu yapsak Türkiye bu noktaya gelmezdi. Ama bugün Türkiye çok kritik bir viraja girdi. Ekonomik kırılgan hale geldi. Ve bir siyasi parti iktidardaki bir parti kapatılmakla karşı karşıya. Dolayısıyla Türkiye'miz kritik bir dönemece girdi değerli arkadaşlar. Ben siyasi partilerin sandıkta cezalandırılmasını, sandıkta ödüllendirilmesini savunuyorum. Kapatmadan hiçbir şey elde edilmedi. Türkiye bunları artık aşmalı. Bıraksınlar da AKP ile mücadele edilecekse onunla biz edelim. Çünkü biz siyasetçiyiz. Siyaset siyasetle mücadele ederek ortadan kaldırılır. Başka türlüsü doğru değildir. Ben Türkiye'nin böyle bir kritik yere girdiğini düşünüyorum. Söylesem bir şey temenni gibi anlaşılır. Ben komşum için ne istiyorsam Allah bana iki katını versin diyorum. İyilik istiyorsam da iki katını, kötülük istiyorsam da iki katını versin. Onun için yanlış anlaşılmasını istemem. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Yani bir siyasi partinin kapatılmasıyla ilgili dava açılmıştır. Ve Cumhurbaşkanlığı meselesinde olduğu gibi beklenmeyen sonuçların çıkabileceğini düşünüyorum.
Bu çıktıktan sonra Türkiye'yi çok daha sıkıntılı günlerin beklediğini burada ifade etmek istiyorum. Benim tercihim ve benim yolum demokrasidir, hukuk yoludur. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. İktidar da muhalefette geliyor Türkiye'yi. Ben iktidara da muhalefete de Türkiye'yi daha fazla germeyin, Türkiye'yi kutuplaştırmayın ve sorunları diyalog içerisinde çözün diye buradan bir kere daha söylüyorum. Ve bu vesileyle Çanakkale ruhunun milletimizde ebed müddet yaşamasını temenni ediyorum. Ve bütün Çanakkale'lerin, milli örfümüzün, geleneklerimizin, ekonomimizin bir Çanakkale ruhuyla savunulmasını temenni ediyorum. Ezan susmasın, bayrak inmesin, devlet yıkılmasın, vatan bölünmesin, millet parçalanmasın, Türk devleti ebed müddet yaşasın, Türk milleti ezanıyla, bayrağıyla mutlu bir şekilde yarınlara ulaşsın temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımıza bizlere hitap